Görünüyor. Hemen konuşalım. KESK Genel Sekreteri Sayın Sevgi Yılmaz bizimle birlikte. Merhaba Sevgi Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle kamuda tasarruf paketimiz açıklandı. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bakalım derin ekonomik krizden çıkacak mıyız? Ama daha çok şatafatın bitirilmesinden ziyade kamu çalışanları mağdur edilecek, fatura onlara kesilecek gibi görünüyor. Ne dersiniz? Öncelikle ben hani sorunuza geçmeden önce biliyorsunuz bugün Soma'da yaşadığımız katliamın 10. yılı. Evet. 301 madencinin katledildiği. Dün de biz Soma'daydık. Ondan sonra da biliyorsunuz Soma son olmadı. Arkasından Ermenek'te yaşadık, Amasra'da yaşadık. Her gün iş cinayetlerinde en az 3 işçiyi kaybediyoruz. Öncelikle Soma'yı saygıyla, Soma'daki işleri anayım ve dava sürecini de biliyoruz. Bugün de orada bir yürüyüş var. Dün de kitlesel bir yürüyüş yaptık. Bunu da hemen şeyle bağlayayım. Tasarruf paketleriyle falan bağlayayım yani. Bu öyle birbirinden kopuk, azade şeyler değil. Bu süreçlere gelmenin, işçi cinayetlerinin Soma'da dahil olmak üzere katliamların gerisinde de işte bu programlar var. Şimdi şaşırdınız mı siz? Mesela bu programı izlerken, ben de televizyondan izledim. Günlerde de konuşuyoruz zaten, orta vadeli program diye başlamıştık. Hiç şaşırmadık biz. Açıklanmadan zaten neyin açıklanacağını biliyorduk. Ya, nasıl biliyoruz peki, fal mı bakıyoruz? Hayır, bu Soma katliamından yine yola çıkarak söyleyeyim. Hani bu işin fıtratında ölüm var demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Bu ölümleri fıtrata bağlamıştı. Tabii. Biz de biliyoruz. Bu sistemin fıtratında bu var yani. Bu sistemin fıtratında sizin az önce saydığınız şatafatı ya da alıntı yaptığınız gazeteden şatafatı bitirelim. İşte daha mütevazi bir hayat kuralım ya da emeğin hakkını verelim. Hani böyle bir şey yok zaten sistemin fıtratında. Evet, halka açlık, yoksulluk, tasarruf adı altında nefis terbiyesi ya da sermaye kaynak. Bu program bizi hiç şaşırtmadı. Günlerce peki, konuşuyorduk. Peki servislerin kaldırılacak olması, kamuda toplu taşımanın olduğu yerde personel servisleri yok deniyor. Buradan başlayalım. Bu nasıl bir mağduriyet doğurur? Bununla tasarrufa gitmeye çalışıyor iktidar. Ki lojmanlarda da öyle. Fiyatlara bir bakacaklar. Galiba arttıracaklar. Öyle bir algı oluşmuş durumda. Bunlarla mı tasarruf olacak? Cumhurbaşkanlığı Sarayı bir dakikada bir emekli maaşını, belki daha fazlasını harcarken elimizde bunlar var şu an. Ülke Hanım, şimdi ben böyle her sorunuza cevap verirken bir adım geriye gideceğim izin verirseniz. Buyurunuz. Şimdi Mehmet Şimşek açıklama yaparken her birimizin aslında bir bu yakın tarihi bilenler, 2002'den bugüne kadarki izleyenler açısından bir geçit töreni oldu. Kimler geldi, kimler geçti maliyeden, Maliye Bakanlığından? Mesela Kemal Unakı'tan geçti. Ben onu hatırladım. Hani babalar gibi satacağız diyen Kemal Unakı'tan geçti. Arkasından Mehmet Şimşek vardı. Sonra Naci Ağbal vardı ve Berat Albayrak vardı. Ben bekledim hani Mehmet Şimşek'i dinlerken. Burası çok önemli diye bir, biliyorsunuz artık klişe bir sözcük oldu. Onu hatırladım. Ve Nurettin Nebati hatırlayın ne demişti? Enflasyona ezilseniz ne olur ki? Sizin kaybedecek neyiniz var? Yani hani tırnak içinde veciz sözler. Azdan az, çoktan çok gider. Çok gider. Yani o sizin neyiniz var ki? Evet, emekçilerin neyi var ki? Yani neyi var? Neyi kaybedecek emekçiler? Bir lokma ekmekleri var zaten. Onu da ellerinden alıyorlar. Yani dün haberlerde konu oldu gene. Bir ekmek neredeyse 40 lira oldu. Şimdi bu koşullarda bir tasarruf paketi konuşuyoruz. Tasarrufun adı da kamuda tasarruf. Kamuda tasarruf. Sayın Bakan açıklamasını yaparken bazı noktaları çok böyle somut olarak açıkladı. Keşke kamuda tasarruf derken de, mesela kamuda yatırımları azaltacağız dedi ya. Keşke kamuda yatırımları azaltacağız derken neyi kastettiğini de açıkça söyleseydi de biz de anlasaydık. Servisler diyorsunuz. Evet, zaten kamuda çok az personel servislerden yararlanabiliyor. Yani mesela bakarsanız öğretmenler açısından böyle bir şey yok. Yok. Sağlıkçılar açısından yok. Yani biz zaten mesela bu ekonomik krizde boğuşurken KESK olarak yol ulaşım yardımı talep ediyoruz. Biz bunu talep ederken çok az arkadaşımızın faydalandığı servislerin de ellerinden alınması gibi bir tasarruf paketi açıklanıyor.
Ekonomide Sayın Bakan bu programı aşama aşama toplumu hazırlayarak açıkladı. Biliyorsunuz öyle bir sabah kalktı biz bir paket açıklıyoruz demedi. Seçimlerden önce de çokça konuştuk. Bir tasarruf paketi ya da bir paket, orta vadeli program dediler, yeni program dediler vesaire bir sürü isimle geldi. Biz bu programları çok iyi tanıyoruz. Hani başta sorduğum şeyi söyleyeyim. Emin olun ki bu programı izleyen emekçilerin hiçbiri şaşırmadılar. Başlarına gelecekleri biliyorlardı zaten. Ne söylüyor? Mesela bizim açımızdan çok önemli olan, ben şuraya not almıştım. Buyurun. Özellikle o başlık üzerinden gitmek istiyorum izin verirseniz. Kamuda tasarruf derken ne söylüyor Sayın Bakan? Diyor ki biz mesela istihdamı azaltacağız. Değil mi? Kamuda istihdamı azaltacağız. Dün hemşireler günüydü. Ve biz pandemiden bugüne neyi tartışıyoruz? Sağlıkçılar ülkeyi terk ediyor. Hekimler ülkeyi terk ediyor. Hemşireler ülkeyi terk ediyor. Çalışma koşulları çok ağır. Dün itibariyle Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası açıklama yaptı. Hemşire ve hekim sayısı nitelikli hizmet verecek durumda değil. Şimdi siz Sayın Bakan diyor ki biz kamuda istihdamı, tasarruf tedbiri bu. Kamuda istihdamı azaltacağız. Emekli olanlar kadar istihdam edeceğiz. Zaten az olan personelle daha da azaltarak hizmet vermeye çalışacaklar. Biliyorsunuz öğretmenler de şeyi tartışıyorlar. Öğretmen ihtiyacı var diye, atanamayan öğretmenler var diye. Ve zaten orada da biliyorsunuz bir taraftan da ücretli, sözleşmeli vesaire diye güvencesiz çalışan öğretmenler var. Yani kamuda personel istihdamını emeklilerle sınırlandırılması demek şu demek. Sağlık hizmetini en somut olarak söylüyorum. Sağlık ve eğitim hizmetini verenlerin üzerindeki iş yükünün artması demek. Zaten çok ağır koşullarda çalışıyorlar ve öte taraftan da güvencesiz istihdamın önünü açmak demek. Mesela devlet yevmiye ile öğretmen çalıştırıyor. Devlet. Hani bu şeydir tabii, bu anonim şirket gibi yöneteceğiz diyenler için çok normal görünebilir. Yevmiye ile ve asgari ücretin altında bir ücretle öğretmen çalışıyor. Bu istihdam paketi bize diyor ki bunu artıracağız. İstihdam azalt, yani eğer siz kamuda personel istihdamını azaltırsanız nasıl cevap vereceksiniz? Mesela diyor ki toplam açıktan atama izin sayılarını bütçe kanunuyla sınırlayacağız. Ne diyor? Destek personeli sayısını azaltacağız. Şimdi bakın biz daha anlaşılır hale getirelim. Böyle destek personel bir şeyin de destek olmak, asli unsurdan çıkartmak meselesi var ya. Destek personel şudur. Örneğin eğitimde temizlik hizmetlerinin verilmesidir. Sağlıkta benzer bir şeydir. Zaten yok. Zaten destek personel yok. Kamu zaten destek personeli istihdam etmiyor. Daha da azaltacaklar da neyi azaltacaklar ben onu anlamadım yani. Hani ne sayı nedir? Ne kadarını azaltacaklar? Bunun doğuracağı sonuçlar neler olacak? Bir diğer ne diyor? Esnek ve uzaktan çalışma. Evet, bu bütün gelmiş geçmiş hükümetlerin hayali. Esnek çalışma, uzaktan çalışma. Biz mesela eğitimde bunu pandemi döneminde nasıl yaşadık biliyor musunuz? Tasarruf adı altında online eğitime geçtik. Online eğitimin bütün yükünü, internet gideri, çocuklara doküman hazırlama vesaire, bütün bunları öğretmenlerin üstüne yıkmışlar. Esnek çalışma idi aslında o uzaktan eğitim. Esnek çalışmanın artırılmasıyla tasarruf yapacaklarını söylüyorlar. Şimdi ruhuna, programın ruhuna baktığımızda Sayın Mehmet Şimşek de bu ülke tanıyor zaten. Biz bu programı konuşmaya başladığından itibaren, ki 2002'den itibaren de IMF ile ilişkilerimizi kestik demişlerdi. IMF'siz IMF programı diyoruz buna. Şimdi mesela çok önemsediğim bir şeyi izninizle söyleyeyim. Kamuda yatırımın azaltılması. Ne demek bu? Okul, kamu yatırımı nasıl yapar? Okul yapar, değil mi? Kamu binaları yapar. Okulların içine laboratuvar yapar. Hastanelerdeki laboratuvarları artırır. Kamuda keşke Sayın Bakan bunu bu kadar net söylese, hep halkın da anlayacağı bir biçimde. Kamu diye böyle soyut bir kavram oluşturup kamuda yatırımları azaltacağız. Dese ki biz artık okul yapmayacağız. 3 yıl süreyle yeni bina alımı yapımı durduruldu diyor. Yapmayacağız. Örneğin. Şimdi desin Sayın Bakan bunu söylesin lütfen, açıklasın. Halka desin ki biz okul yapmayacağız. Biz hastane yapmayacağız. Biz yol yapmayacağız.
biz mesela Demirbaş alımını durduracağız dediği şey şudur. Siz zaten sağlık hizmeti almaya gittiğinizde 3 tane 5 tane tomografi cihazı bile yokken hastanelerde buradan tasarruf edecekler. Yani tıbbi cihazlar alınmayacak. Bugün randevu alamayanlar, Sağlık Bakanı da diyor ya onaylı randevu. Onaylı, onaysız. Biz bugün sağlık hizmetine ulaşamıyoruz. Ulaşamıyoruz. Bu kadar net. Yani siz de ulaşamıyorsunuz, ben de ulaşamıyorum, halk da ulaşamıyor. Ulaştığımız sağlık hizmetinin niteliği de zaten hani hakikaten böyle sizi arayışlara itiyor. Şimdi dolayısıyla keşke bunu çok net olarak tarif etse bu halka, dese ki bunları yapmayacağız. Savunma ve güvenlik hariç o servis, sizin de bahsettiğiniz servis, dar alan, az çok sınırlı bir çalışanın kullandığı servislerin azaltılmasının sonucu ne olacak? Zaten bugün örneğin büyük şehirleri düşünelim, İstanbul'u düşünelim, Ankara'yı düşünelim, metropolleri düşünelim. Zaten artmış o bilet paralarını ödeyemeyen çocuğunun, bir aile düşünün. Baba işe giderken servisle gidiyor, iki tane çocuğu okula gidiyor. O çocuğun artık servise vermekten de vazgeçti veliler çocuklarını. Toplu taşımayla gönderiyorlar. Onların ulaşım giderlerini karşılayamıyorlar. Sayın Bakan'a şunu hatırlatmak istiyorum. Okul terkleri arttı bu ülkede. Temel nedenlerinden biri de ne biliyor musunuz büyük şehirlerde? Servis ücretleri ve yemek parası. Şimdi bu da burada biz tasarruf tedbirleriyle enflasyonu düşüreceğiz diyorlar. Onu düşürebilmeniz için önce nedenini doğru söylemeniz gerekiyor. Ne bugünkü enflasyonun nedeni ne depremdir ne pandemidir. Bu değildir. Biz deprem vergilerini ödemedik mi Ülke Hanım? Dolaylı vergileri, en çok dolaylı vergi ödeyen kamu emekçileri ve yurttaşlar değil miyiz? Nerede biz? O zaman da depremde de sorduk. Nerede bizim vergilerimiz? Tabii. Şimdi Sayın Bakan, eğer tasarruf yapmak istiyorsa... Son birkaç cümle Sevgi Hanım. Buyurunuz. Söyleyeyim. Sizin de haberlerinizde sıklıkla geçtiğiniz. Eğer gerçek bir tasarrufsa, bizim tasarruftan anladığımız bu, talebimiz de bu. Geçmediğimiz köprülere para ödemek istemiyoruz. Evet. Kullanmadığımız havaalanlarına para ödemek istemiyoruz. Kaynaklarımızın bir avuç şirkete aktarılmasını istemiyoruz. Çözüm buradadır. Çözüm halka zaten çok niteliksiz bir şekilde verdiğiniz hizmetleri sınırlamak, zaten çok az personelle, emekçiyle yürüttüğünüz hizmetlerdeki yükü artırmak değil, çözüm sermayeye, bizim bütçemiz, bizim vergilerimiz oluşmuş bütçeden sermayeye aktarılan kaynağın kesilmesidir. Hızla mesela garantileri düşürsün, sermaye şirketlere desinler ki biz tasarrufa gittik, size zaten fazlasıyla ödedik. Yaptığınız işin 10 katı para ödedik. Evet. Bundan sonra size borcumuz yoktur, ödeme yapmıyoruz desinler. Ben buradan tabii bütün kamu emekçilerine ve yurttaşlara da şunu hatırlatmak istiyorum. Biz böyle bize önümüzde konulan daha fazla yoksulluk, açlık, sefalet, en temel hizmetlere ulaşamamak olan bu programlara karşı birlikte mücadele ederek ancak bir insanca bir yaşam yakalayabiliriz. Yani bugün hazırlanan program gayri çok teşekkür ediyorum Sayın Sevgi Yılmaz. Başka konuklarım da var. Buyurun. Tamam, cümleyi tamamlayayım. Gayri insani koşullarda yaşam vadeden yoksulluk, daha fazla yoksulluk, daha fazla yoksulluk, sermaye içinde daha fazla kar demektir. Biz elbette bu programa karşı mücadeleyi yükselteceğiz. Mücadele devam edecek. Teşekkürler. Çok teşekkürler. KES Genel Sekreteri Sayın Sevgi Yılmaz'la konuştuk. Azdan az, çoktan çok gider sözünü Sayın Sevgi